Suriye'deki terör koridorunu temizlemek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu en stratejik noktalardan biri olan Elbap kasabasına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank ve zırhlı araçlarla destek verdiği Özgür Suriye Ordusu'yla DEAŞ'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. DEAŞ'lı teröristler bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdi. 10 muhalif şehit oldu, 2 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Elbap ve Zarzur bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 39 hedef imha edildi. İnsansız hava aracı tarafından Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 DEAŞ mensubuysa etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki terör koridorunun temizlenmesi konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu söyledi. Elbap'ın alınmasının ardındansa yeni hedefin terör örgütü PKK-PYD tarafından ele geçirilen Münbiç olduğunu belirtti. Şu anda Özgür Suriye Ordusu bizim de desteğimizde Elbap'a yanaşmış durumdadır ve kısa süre içinde buradaki operasyonun da tamamlanması öngörülüyor. Ve Elbap'tan sonra nereye gidecek, nasıl olacak? Doğuya doğru, Membiş'e doğru gidecek. YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçtiğinden emin oluncaya kadar bu çabalarımız devam edecek. Koalisyon güçlerinin hedefinde ise DEAŞ'ın petrol tankerleri vardı. Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırısında örgütün kullandığı 168 petrol tankeri imha edildi. Hava operasyonuyla terör örgütüne yaklaşık 2 milyon dolar zarar verildi. Koalisyon sözcüsü terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması için çaba harcandığını açıkladı.